Simge'nin kocası Mehmet amatör olarak avcılıkla uğraşmaktaymış. Bir gün eşinden izin alan Mehmet 3 günlüğüne ava çıkmış. Ava gittiğini söyleyen Mehmet 3 gün sonra hiçbir hayvanı yakalayamadığı için sinirli bir şekilde eve geri dönmüş. Bu olaydan sonra en yakın arkadaşlarıyla buluşmak için kafeye giden Simge, en yakın arkadaşlarına hafta sonu ne yaptığını sormuştur. İlk arkadaşı Nermin yeni ayakkabı aldığını söylemiş. İkinci arkadaşı Melisa sevgilisinin ona kolye aldığını söylemiş. Üçüncü arkadaşı sevgilisinin doğum gününe gittiğini, son şüpheli Gözde ise Alp dağlarına kayak yapmaya gittiğini fakat burada her yerini sinekler ısırdığı için pişman olduğunu söylemiştir. Daha sonra bu kafeden ayrılan ve eve giden Simge, kocası Mehmet'e boşanma davası açmıştır. Peki ama neden? Mehmet, Simge'yi yakın arkadaşı Gözde ile aldatmaktadır. Çünkü Alp dağlarında sivrisinek olmaz. Arkadaşının yalan söylediğini anlayan Simge, kocasının ve arkadaşının üzerinde aynı sinek ısırıkları olduğunu fark etmiştir. Kocasının avdan eli boş geldiğini hatırlayarak ikisinin gizlice bir yerlere gittiğini ve kocasının kendisini aldattığını anlamıştır. Sıcak yaz aylarında neredeyse her gün orman yangını çıkmaktaymış. Bu yangını söndürmek için itfaiyeciler gece gündüz çalışsalar da yangın bir türlü durmak bilmiyormuş ve hatta giderek yayılıyormuş. Bir gece büyük bir felaket yaşanmış ve yangın şehre sıçramış. Aynı anda 3 binada alevler yükselmeye başlamış. Bir üniversite, bir ilkokul ve bir hastanenin yanmaya başlamasıyla ilkokulun bekçisi hemen itfaiyeyi aramış. Fakat başka yerlerde de yangın olduğu için sadece tek bir itfaiye olay yerine gelmiş. Peki bu itfaiye ilk önce hangi binayı söndürmeli? İtfaiye ilk olarak hastaneyi söndürmelidir. Çünkü sizlere yangının gece saatlerinde binalara sıçradığını söylemiştik. Bu saatlerde ilkokulda ve üniversitede bekçiden başka kimse yoktur. Fakat hastanedeki hastalar ve doktorlar yangında tehlike içerisindedir. İstanbul'da taksicilik yapan Özgür bir gün arabasında ölü olarak bulunmuş. Bu olayı haber alan dedektif, Özgür'ün arabasına binen tüm müşterileri sorgulamaya karar vermiş. İlk şüpheli yurt dışında olduğu için havalimanına gitmek için taksiyi kullandığını, ikinci şüpheli kocasını hastanede ziyaret etmek için taksiyi kullandığını ve taksinin onu bıraktıktan sonra oradan hızlı bir şekilde ayrıldığını, son şüpheli ise gece saatlerinde otobüs çalışmadığı için taksiye bindiğini söylemiştir. Peki bu üç şüpheliden cinayeti işleyen kişi kimdir? Eğer Özgür'ün nerede bulunduğuna dikkat ettiyseniz bu soruyu çok kolay bir şekilde cevaplayabilirsiniz. Çünkü taksinin hastanenin önünde durduğu açık bir şekilde görülmekte. Bu yüzden ifadesinde bunun tam tersini söyleyen ikinci şüpheli cinayeti işleyen kişidir. Peki 4 farklı kapının yer aldığı bu resimde anahtarı açan kapı hangisi? Süren başladı. Resimdeki bu anahtar sadece 3. kapıyla uyumludur. Peki optik illüzyona sahip olan bu resimde kaç tane kadın var? Bakalım büyük olay yaratan bu soruya doğru cevap verebilecek misin? Araştırmacılara göre resimde 2 tane kadın vardır. Peki siz bu resimde kaç tane kadın görüyorsunuz? En zor bulmacalardan bir tanesi karşında. Bakalım balığı hangisinin tuttuğunu bulabilecek misin? Balığı tutan kişi B harfiyle gösterilen balıkçıdır. Önceki soruyu daha da zorlaştıralım. Senden bir kez daha balığı tutan kişiyi bulmanı istiyoruz. İstersen resmi dikkatli incelemek için videoyu durdurabilirsin.
Balığı tutan balıkçı C şıkkında doğru olarak verilmiştir. Üçgenin içerisinde bir kurala göre sıralanmış bu sayıların içinde tek bir sayı eksik. Bakalım eksik olan sayının kaç olduğunu bulabilecek misin? Resimde eksik olan sayı 44'tür. İşleri biraz daha zorlaştıralım. Peki bu üçgende eksik olan sayı nerede? Cevabı bulman için süren başladı. Eksik olan sayı 345. Peki sen bu sayıyı bulabilmiş miydin? Biraz da gözlerini test edelim. Birbirine tıpatıp benzeyen futbol topları arasında farklı olan bir top bulunmakta. Farklı olan topu bulmak için süren başladı. Farklı olan top sağ alt köşede bulunmakta. Yine birbirinin aynısı olan çocukların yer aldığı bu resimde senden farklı olan çocuğu bulmanı istiyoruz. Süren başladı. Farklı olan çocuk 4. sırada bulunmakta. Lezzetli dondurmaların yer aldığı bu resimde tek bir dondurma diğerlerinden farklı. Farklı dondurmayı bulman için süren başladı. Farklı olan dondurma en alttan 2. sırada yer almakta. Gözlerini yormaya devam edelim. Ekranda yer alan bu fotoğrafta gizlenmiş bir insan var. Bakalım bu insanı bulabilecek misin? Resimde gizlenmiş insanı senin için gösterdik. Bu fotoğrafın içinde ise gizlenmiş bir hayvan bulunmakta. Gizli hayvanı bulmak için süren başladı. Gizlenmiş zürafayı senin için ortaya çıkardık. Powerpuff Girls çizgi dizisinden alınmış olan bu iki resim arasında da tek bir fark bulunmakta. Peki ama nerede? İki resim arasındaki tek fark işte buradaydı. Peki sıradaki resimler arasındaki farkı bulabilecek misiniz? Farkı bulmanız için size verdiğimiz süre başladı. Ama isterseniz videoyu durdurup resimlere dikkatlice bakabilirsiniz. İki resim arasındaki tek fark sol taraftaki ağacın üzerinde bulunmakta. Sıradaki iki resim arasındaki tek farksa hemen göze çarpıyor ve eminiz siz o farkı buldunuz bile. İki resim arasındaki tek farkı senin için gösterdik. Örümcek Adam çizgi dizisine ait olan bu iki resim arasında da tek bir fark bulunmakta. Peki ama bu tek fark nerededir? Örümcek Adam'ın kostümü iki resimde de farklıdır. Peki bu iki resim arasındaki tek farkı bakalım kimler bulacak? Size verdiğimiz süre başladı. İki resim arasında yer alan tek fark ağacın yaprakları.
geldik son sorumuza. Ekranda küçük bebekleriyle ilgilenen 3 farklı anne bulunmakta. Fakat bu annelerden bir tanesinin gizli güçleri var. Son sorumuzda senden cadı olan anneyi bulmanı istiyoruz. Cevapları bizimle yorumlar kısmından mutlaka paylaş. Bakalım en mantıklı cevabı kim verecek? Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.